Pınar Sibirski, Yataş'ın Uyku ve Çocuk kanalına hoş geldiniz. Bu videoda çok sevdiğim bir konuğu ağırlayacağım. Emzirme danışmanı Esra Ertuğrul. Esra'cığım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Esra ile birlikte çok güzel konular işleyeceğiz. Yeni doğan bebekte emzirme düzeni nasıl olmalı? Hastanede nasıl emzirebiliriz? Eve geçtiğimizde neler yapacağız? Bu videoda hepsini şimdi Esra'ya soracağım. Hazır mısın Esra'cığım? Evet, hazırım. Tamam. Şimdi hastaneyle başlayalım mı? Tabii başlayalım. Bu kısım birazcık zorlayıcı olabiliyor. Ben kendim de yaşadım. Etrafınız kalabalık, ilk defa böyle bir şey yaşıyor olabilirsiniz eğer ilk çocuksa. Doğumu yaptık Esra. Önce şunu soracağım. Bu şöyle bir konu var. Sarı süt geliyor ilk birkaç saat içinde ve bunu mutlaka ver bebeğe diyorlar. Bu doğru mu? Tabii. Esasında birkaç saatte 3 gün, 3-4 gün kadar salınıyor. Ben bunu yanlış biliyordum demek ki. Kolostrum dediğimiz bir süt bu. Esasında bu süt bebekler şimdi anne karnının içerisinde bambaşka bir ortamdan başka bir ortama gidiyor. Çünkü içerisi sıcak, loş, anne kokusunu ve korunaklı bir alandan bizim bulunduğumuz dünyaya geliyor. O yüzden bağışıklık sistemini güçlendirmemiz gerekiyor bebeğin. O yüzden bu süt o için. Bağışıklık sistemi güçlendirecek. İçinde hem protein hem de bizden geçen bebeğin bağışıklık sistemi güçlenecek antikorlar. Kıymetli geçecek. Bir süt. Çok, evet, çok kıymetli. Peki normal doğumla sezaryen doğum arasında bu süt açısından bir fark var mı? Ya sütün açısından bir fark yok. Zaten miktar olarak çok az gelecek. Yani bebeklerin ilk doğduğu gün mideleri küçük bir kiraz tanesi kadar, yani bir çay kaşığı kadar süt lazım. Sezaryanda özellikle normal doğumda bebeğin kafasının çıkımıyla vücudumuzda oksitosin hormonu en yüksek seviyede olduğu için o da sütün kanallardan bebeğe gelmesini sağlayan bir hormon. Daha hızlı süt gelebiliyor ama sezeryanda da bu belki bir saat, belki 15 dakika. Bununla şey yok. Bunu anneler kafalarına takmasın. Kafaya takmıyoruz. Yani sezeryan oldum aman sütüm gelmiyor falan böyle bir durum yok. Dert etmiyoruz. Peki şimdi bebek doğdu inşallah sağlıkla. İşte. Yanımıza geldi. Allah işte o kısım çok zor. Yani ben kendimden de hatırlıyorum. Etrafınızda bir sürü insan. Şimdi bu zamana kadar hiç öyle açılmamışsınız. Yani birdenbire bir de hemşire geliyor, sokuyor, o geliyor, bir şey yapıyor. Yani rahatsız bir alan. Sen bu noktada anne babalara ne öneriyorsun? Yani kalabalık olsun mu? Olmasın. Direkt hemen söyleyeyim. Yani hem mahremiyet açısından olmasın belki ama o an ilk başta onu düşünseniz de derdiniz o doğurduğunuz minik bebeği emzirmek ve doyurmak olduğu için bir noktadan sonra unutuyoruz. Ama şimdi bebek de annenin bir baş başa kalması lazım. Değil ben de bütün annelere ve babalara diyorum ki bebeğiniz doyunca bebeğinizle beraber baba, anne, bebek üçü böyle 5 dakika kendi başınıza kalın. Hiç kimse olmasın. Valla bence bir gün haber vermeyin. İkinci gün bizim bebek doğdu dersiniz. Yani evet zaten. Yani daha iyi bir olabilir. Bence belki. Daha güzel olabilir. Çünkü bebekler de esasında anneler de içgüdüsel olarak emzirmeyi biz biliyoruz. Ama böyle minik ufak püf noktaları var orada. Bize anlatır mısın Esra'cığım onları? Tabii şimdi bebekler normalde bizim göğsümüzün, şöyle göstereyim burada, bizim meme ucunu düşünün. Burada böyle minik minik pıtırcıklar vardır. Bunlara Montgomery bezi diyoruz ve buradan bir koku salgılıyoruz. Bebek o kokuyu duyuyor, yani anne kokusunu duyuyor. Bütün emzirme süreci için çok kıymetli. O yüzden deodorant, parfüm, vücut losyonu gibi şeyler kullanmamalı anne. Bebek o kokuyu duyup, mesela videolar vardır, bırakırsınız bebek kendini ittirir, memeyi bulur. O kokuyu takip eder. Evet, çünkü böyle gözler kapalı aranır. Orada bizim sadece dikkat edeceğimiz şey, bebek emerken ağzını kocaman açmış olması, şu kahverengi alanın komple ağzına alabilmiş olmasını sağlıyoruz. Ve tutarken göğsümüzü alttan yukarıya doğru hafif destekleyip meme ucunun böyle bir kaviste damağına değiyor olmasını takip edeceğiz. Zaten ilk doğum yaptıklarında oradaki bebek hemşireleri muhtemelen annelere yardım edeceklerdir. Ama benim bütün annelere, ister normal doğum yapsın, ister sezeryen olsun, taburcu olmadan önce, yani bebekle eve çıkmadan önce mutlaka hemşirenin yanında bekletsinler ki bu normal doğumsa birkaç saat sonra şöyle oturduklarında rahat. Sezeryansa ilk gün değil, ikinci gün. Hemşire gelsin, deyin ki siz bir durun ve ben bebeği kendi kendime mememe bir yerleştireyim. Ve onu orada çözmeleri çok önemli bütün emzirmesini. Eve çıkmadan hemşirenin de desteğiyle bunu öğrenmek lazım. Tabii burada hemşirenin bilinçli olması çok önemli o zaman. Yani evet, bilinçli olduklarını düşünüyoruz. Hani bu anlamda bize destek olacaklarını düşünüyoruz. Oldu da hastanede böyle çok iyi hoşlanamadı, yani öyle bir olmadı. Çocuk doktoruna gittiklerinde mutlaka onun hemşiresi de emzirmeyi iyi biliyordur. Peki Esra'cığım, bir de ben sana şunu sormak istiyorum. Çok duyuyoruz. İlk gün sütün yetmedi, biberon takviyesi önerdiler, verdim. Bu çok olan bir şey. Evet. Şimdi
Nasıl anlayacağız biz sütüm yetti, yetmedi, hı-hı, biberon olayına ne zaman girilmeli, girilmeli mi, girilmemeli mi? Nedir? Şimdi ilk doğum yaptığımız gün zaten bol bol emzirme denemesi yapacağız. Neredeyse saat 5, yani yak iğnesi gibi olacak bebek. Sürekli memede kaldır, hı-hı, kondur. O arada aralarda tabii bebek kontrol için bebek odasına alınıyor ve bebek odasında bebeğin kan şekerine bakıyorlar. Eğer orada kan şekeriyle ilgili bir sıkıntı olursa çocuk doktoru geliyor diyor ki evet bebeğimizin şekeri düştü ve bebeğimize mama takviyesi vermek durumundayız. Hı hı. Çünkü çekemiyor. Çekemiyor olabilir, annenin sütü gelmemiş olabilir, hı hı, ikisi birlikte olabilir. Ya da her şey yolundadır ama o süt bebeğe yeterli değil, şekerini düşürüyor olmuş olabilir. Evet. Eğer böyle bir doktordan bir bilgi geldiğinde o zaman bebeğimize ekstra takviye vermek durumundayız ki evet, burada doktora güvenmeleri çok önemli. Hiçbir doktor hani bunu kafadan söylemez. Hı hı. Bu durumda biz bebeğimize eğer mama takviyesi vermemiz gerekiyorsa şunu unutmamalılar. Bebekler mamaya değil, bebekler o mamayı veriliş şekline alışıyor. Hı. Çünkü anne memesini emmek ilk gün böyle bütün çene kaslarını kullanıyor. Bebek sanki 8 katlı bir apartmanın yavaş yavaş çıkıyormuş gibi. Hı hı. Emer durur, emer durur. Ama ben orada akışı çok kolay bir biberonla bebeğimi beslersem asansörü öğretmiş olurum. Hmm. Ve çocuk bir daha asansör çıkmaz yani. Çok insani bir şey. Çünkü biz tabii. dünyaya geldiğimizde yaşama içgüdüsüyle dünyaya geliyoruz ve doğal olarak da hayatımızı kolaylaştıracak şeyleri tercih ediyoruz. Hmm. O yüzden ilk karşılaştığı biberon mutlaka akışı kolay olmayan, anne memesine benzeyen, ağzında yaptığı hareket birbirine çok benzer olan bir biberon olmalı. Hmm. Alternatif olarak biberon değil de hemşirelere şey sorabilirler. Ya da zaten rutinlerinde varsa söylerler ona. Küçük fincanlarla besleyebilirler bebeği. Hani başını biraz yükseltip onu böyle kedi gibi yalayarak yemebiliyorlar. Öyle olabilir. Kablo gördüm böyle tüp gibi anne memesinin yanına koyuyor. Yani böyle incecik 0,5 milimetrelik EDS dediğimiz bir sistem bu. Adı kablo değil büyük kablo ihtimalle değil mi? Kateter oluyor. Onun kesin daha medikal bir adı vardır. Şimdi onu ne yapıyorsunuz? Göğsünüzün ucuna o kateteri yerleştiriyorsunuz. Hı-hı. Meme ucuna bağlı. Bak şurada mememiz var. Evet, şu memenin böyle burasına böyle koyduk kateteri. Hı. Ucunda da işte biberon ya da bardağın içine daldırıyorsunuz onu, diğer ucunu. Hı. Bebek emerken de o kateteri de ağzının içine hop diye yerleştiriyorsun. Çok ince olduğu için anlamıyor bebek. Bebek anneyi emerken o kateterden süt bebeğe geliyor. Sıkıyor musun oradan? Hiç yapmana gerek yok. Vakum, bebek vakumluyor ya. Ciddi bir vakum yapıyor orada. O bir bardaktaki ya da işte enjektördeki ya da biberonu neye koyduysanız o süt oradan bebeğe geliyor. Biraz uğraştırıcı belki ama belki de o biberona göre daha, daha emzirmeyi destekliyor. Ama bunu tabii oradaki bunu doğum yaptıklarındaki hastanedeki hemşirelerin yani bebek hemşirelerininle alakalı bir şey bu, yönlenmesiyle ilgili. Evet. Söyleyebilirler kateterle beslemek ya da EDS sistem diye geçiyor ismi. Hı hı. Bebek yeni doğduğu zaman işte ortalama 3 kilo doğmuş küçük bir bebeğiniz var ve sizden çıkan bir sıvıyla onu beslemeniz ve büyütmeniz gerekiyor. Ve siz bu, zaten zordasınız o an. Tabii yani orada ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bebekteki gelen işaretleri bile anlamıyorsunuz başta. O durumda işte iyi bir rehberlikle emzirme süreci çok güzel de geçebilir. Tam tersi karman çorman da olabilir. Evet, bu süreci huzurlu atlatmak için önceden kendimizi bilgilendirmemiz bence çok önemli. Aslında her alanda olduğu gibi. Peki Esra'cığım, hastaneyi bitirdik. İnşallah güzel, huzurlu bir şekilde çıktık. Eve geldik. Bebeği doğru pozisyonda emzirmeyi öğrenmek lazım ki eve gittiğinizde. İki günümüz falan var. Çünkü bir de anne sütü üçüncü gün olgunlaşmaya başlıyor. Yani bu ne demek? Miktar olarak artmaya ve bazen bebeğin ihtiyacından fazla salgılamaya başlıyorsunuz. Böyle göğüsler taş gibi oluyor. Bebek o kadar gerginliğini ememiyor ve anne orada ne yapacağını bilmiyor. O yüzden bir kere eğer işe gidecek bir anne ise mutlaka çifli elektrikli, işe gitmeyecekse ya da ne yapacağını bilmiyorsa tekli bir pompasının annenin olmasını elektrikli öneriyorum. Elektrikli öneriyorum. Onlardan bir tanesi evde olsun ki eğer baktım ben kalktım bebeğimi tuttum emzirmeye çalışıyorum ama göğsüm o kadar gergin ki süt ateşi dediğimiz şeyi de görüyoruz o durumda. Ellerim baktım çok sert. Önce bir sıcak kompres yapıyorum. Sonra bebeğimi biraz göğsündeki hafif sütü sığıp kalanını emzirip kalan sütü elimle kontrol ediyorum. Halen doluysa boşaltıyorum. En son soğuk kompres yapıyorum. Soğuk kompres şeydir böyle gazlı içerik açınca çok sevdiği çıkar ya. Acayip iyi geliyor. O süreçte hani o üçüncü, dördüncü gün biz bunu görüyoruz. Ama ilk 10-12 gün anne sütünün olgunlaşma süresidir. Hiç sürelere, dakikalara, sağ emzirim, sol emzirme hiç kafaya takmıyoruz ki. Her istediğinde bebeğin ki bu neredeyse 1,5-2 saatte bir. Gece de mi? Gece 3 saat olabilir. Şimdi ilk 10 kendi günün, konuma bağlayacağım. Şimdi ilk 10 gün şöyle bir durum var. Olabildiği bebeklerin yeni doğan sarılığının da ilk 10. gün görüyoruz. 3. gün başlayıp 10. gün biter ve bu sarılık bebeği uykuya meyil eder.
Çocuk böyle gözünü açamaz uykudan. Biz mutlaka bebeği 3. saatte uyandırıyoruz ve emziriyoruz. Geceleri 3, gündüz ben hatta 2,5 falan diyorum. Yani 2-2,5 saatte uyandırıyoruz ki 10. günde doktora gittiğimizde, tartıya koyduğumuzda bebeğimiz doğum kilosuna erişsin. Evet, o zaman her şey yolundadır zaten. Ne yapıyorsa anne, nasıl emziriyorsa, düzeni neyse bence doğrusu odur. O şekilde devam etmeli. Fakat 10. günden sonra bir böyle büyüme hata var ve süt olgunlaşmış oluyor. Ne demek? Önden sulu, arkadan yağlı hale geliyor. Ortalama o dönemde 15-20 dakikalık bir emzirme süresine ihtiyacımız var. Evet, bak bu çok önemli. Çünkü bebek aynı anda memede uyuyor. Bundan hiç endişelenmeyin. Yani bu yeni doğan döneminde çok normal bir şey ama şimdi bebek memede uyudu. Sürekli memede duruyor. Ben onu emmeye geçirmek için bir şey yapmalı mıyım? Yani şimdi eğer ilk günlerse, ilk 10 gündeyse uyudu mesela, alalım bebeği. Şimdi güzelce tuttum, uyudu. Çenesiyle oynadım. Yani böyle 1-2 dakika indi ki doymayacaktır. En az 7-8 dakika beklemem lazım. Ayağını çimdikledim, olmadı. Tulumunu çıkaracağım gerekiyorsa. O da mı olmadı? Bez açmak çok güzel şey, evet, değil mi? Evet, ben kademe kademe diyorum. Sen yumuşaktan giriyorsun. Sonra direkt diye bez açıyordum. Sil ıslak mendili sürden uyanacaktır çocuk ki biraz uzun emzirelim. Ama baktık güzelce uyudu. Evet, çok güzel bebeğimizi kucağımızda tutmak. Sonra beni şöyle arıyorlar. Esra'nın bu bebek memede uyumayı öğrendi. İşte bu orada da bana geliyorsunuz zaten. Orada biz Pınar'la konuşuyoruz ama. Hani uyudu ve emdiğinden eminseniz göğsünüzden çıkarıp yatağa bir yatırın. Biraz pışpışlayın, zaten orada uyuyacaktır ilk günlerde. Başta nasıl yaparsan, ki senin konuna dahil olmayayım ama başta nasıl davranırsak ki bu ilk günden itibaren bence. Evet. Sonra işler çok daha kolay olabiliyor. Evet, bu temeli baştan bilmek çok önemli. Şimdi biz yeni doğandan itibaren bebek bağımsız uyusun demiyoruz zaten. Ama hem Esra'nın önerdiği gibi aktif emmesini sağlayabilirseniz o zaman bir defa doyduğundan emin olacaksınız. Bu çok önemli. Doyduğundan emin olduktan sonra da zaten doydu, beslendi, gazını çıkar, koy kundakla, koy yatağına, uyuyabilir, uyuyabilir. Yani uyumaya da bilir, memede de uyuyabilir, hiç de buna stres etmeyin zaten. Yok, canlarını nasıl istiyorlarsa. Evet, daha yani çok küçük. Yani ilk zaman, ilk günler çünkü bebeğin anne kokusuna ve anneye çok ihtiyacı var. Ama annenin de dinlenmeye ihtiyacı var. Evet, çünkü evet. Sütün devamlılığı için annenin uyuması lazım. Evet. İlk başladığınızda hani biz en ihtimalle gündüzde 2-2,5 saat, geceleri 3 saat diyoruz ama bu çok daha sık olabilir. 10. güne geçtik. Eğer bebeğim saat 5'i kalkıp beni emmek istiyorsa emzirme sürenize dikkat edin. Hmm. Orada muhtemelen bebek 5 dakika emdiğinde hep sulu sütle alır. Evet. Arkadan yağlıyı alamadığı için de uyuyamaz. Çünkü evet, karnı açtır bebeğin. Böyle hafif atıştırmalık bebek diyorum ki zor bebektir onlar. Birazcık emer. Baktı mide 2 damla süt gidiyor. Hop bırakır kendini uyur. Bir saat geçmeden bir daha uyanır. Bir daha emer. Orada ne yapalım? Uyudu. Biraz hemen gazını çıkartır gibi hafif de ayıltarak belki bezini aç demin aynen dediğin öyle gibi. Emsin yani şöyle bir 20 dakika falan 30 dakika evet, belki yani emsin. Çünkü literatür diyor ki eğer bir bebeğiniz 10. günden sonra ilk 5 dakikada sütün sulu kısmını, arkadan gelen 15-20 dakikada sütün yağlı kısmından oluşan 15-20 dakikalık bir emzirme seansına ihtiyacı vardır. Ama birinci ay sonuna geldim, doktora gittim, bebeği tarttırdım. Minimum 600 gram aldıysa, bebeğim 8 dakika 7 dakika emiyorsa hiç kafaya takmayacağım emzirme süresi. Bizim emzirme süresi kilo almadığı zaman sıkıntı. Yani bebeğim yeteri kadar kilo almıyorsa, emzirme süresi de kısaysa o zaman bebek yağlı kısmı ulaşamıyor. Evet, demektir. Bir de o emzirme süresinde ne kadar aktif bebek, ne kadar tabii, aktif emiyor. Yani yutkunmalarına orada uyuyorsa, bakacağız. Ha, değil mi? Yutkunmaya bakacağız. Orada uyuyorsa o çok bir şey tabii değil. Yani veri çünkü değil orada durmayı çok seviyor. Yani oradan evet, çıktığımız tabii. Yani annenin kutlar beni kapmasın orada yeri orası. Duruyor, evet. Çok seviyor orada durmayı bebek. O yüzden birazcık şey yapacağız orada. Yani gerekiyorsa uyandıracağız ve emzireceğiz. Hep şey yapıyor ilk günlerde bu sarılık için hastane. Ben kıyamadım, uyandıramadım çocuğu. Evet, kıyacağız çok yanlış, biraz. Birazcık. Biz uyku eğitiminde sürekli her sabah uyandırıyoruz zaten. Siz şimdiden alışın, yeni doğan döneminden başlayın buna. Sonra bol bol yapacaksınız. Peki Esra'cığım, yeni doğanla ilgili başka son not olarak annelere söylemek istediğin konu var mı emzirmeyle ilgili, yeni doğan emzirmesiyle ilgili? Acele etmesinler bir kere. Yani hiçbir şey için acele etmesinler. Birazcık biraz olayı seyrine bırakmak, bebeği dinlemeye çalışsınlar ve ben o ilk günlerden itibaren bir günlük tutmalarını tavsiye ediyorum. Ya ne kadar sürede emzirdikleri, kaç tane
şişli bez çıkarttıkları, işte kakası ne durumda. Doktora da verirler, faydası olur değil mi? Çünkü şöyle bir şey oluyor. 10. gün doktora gittiğinizde eğer bebek doğum kilosuna erişmediyse ya da 1. ayda tam istediğimiz kiloya gelmediğinde doktorunuz şöyle soracak. Günde kaç kere bez çıkarıyor? Hmm. Kaç dakikada bir demiyor? Bebeğin işte kaç tane kaka yaptı? Sen kaç bardak su içiyorsun? Gibi böyle sizi bir sınava sokuyor. İşte orada şöyle kalıyorsunuz. Çünkü Lhasa kafası diye bir şey var. Evet, Lhasa olduğunuzu biz zaten... O geçmiyor yalnız biliyor musun? Yani ben uzun yıllar ben geçmediğini düşünüyorum. Kendi çocuk, oğlumun çocuk doktoru bana eşime dediydi ki eğer dedi bir anne normal miadında her şey yolunda doğum yaptıysa Lhasa'lık 40 gün değil 6 ay. Hı hı. Eğer bebek prematüre bir bebeğiniz varsa bir yıldır dedi. Hı hı, çok evet. Fazla işini hani anlamasını çalışma. Evet, ne diyorsa evet, hede tamam. Hede bu da izleyen babalara lütfen not olarak geçilsin. Onun dışında tabii doğduğunu bir de çişli bez sayısına bakarak anlayabilirler. Tamam, bunları da not alalım. Evet, doktorunuza giderken götürürsünüz. Onun dışında o bebek ne istiyorsa, keyifleri nasıl istiyorsa evet. O şekilde emzirmeye devam etsin. Bu kıymetli bilgiler için Esra'cığım çok çok teşekkür ederiz. Benim de eklemek istediğim bir anne olarak çok çabuk geçiyor. Lütfen o dönemlerin kıymetini bilin. Yani böyle bir kaotik, karışık bir halde geçiyor. Gelen giden hiç kimse önemli değil. Siz önemlisiniz, eşiniz, bebeğiniz. Bu çekirdek aileyi sakince bir bence tutabilmek, sonra dönüp baktığınızda ya keşke dememek için zor ama bu güzel dönemin tadını çıkartmak için rahat olun, keyfini çıkartın, tadına varın. Umuyorum senin anlattığın, verdiğin bu güzel bilgiler de onların işine yarar sevgili annelerin. İlerleyen zamanlarda zaten çok daha detaylı bu konuları da konuşacağız. Uykuya da bol bol bağlayacağız. Umarım videomuzu keyifle izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bildirimlerinizi açın ki yeni video yüklendikçe haber gelsin. Kanalımıza henüz abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.